Merhaba arkadaşlar. Vurgül'ün tığı ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ ol köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz bu renklerden çok güzel bir model hazırladım. Şöyle her zaman sarı papatya olacak değil arkadaşlar. Biraz da böyle turuncuya yakın bir papatya modeli hazırladım. Farklı olsun diye. Bu arkadaşlar göstereceğim model. Eğer morla yapılırsa menekşe böyle sarı renklerle yapılırsa da papatya oluyor sanırsam ismi. Yine tığ oyası hazırladım sizler için. Evet şimdi modelimizin nasıl olduğuna bakalım arkadaşlar şöyle tığımı da göstereyim tığımda 21 numara ucu güzel şöyle çengeli güzel olan tığ ile yapılınca rahat işler çıkıyor Evet şimdi modelimize bakalım Evet modelim bu şekilde şöyle çok hoş zarif bir model ee, şimdi arkadaşlar burada turuncu ile yaptık sizle de tam tersini yapacağız yani bu yapraklarını krem içine turuncu koyacağız hepsini aynı da yapabilirsiniz şöyle iki renkli benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz dediğim gibi bu şekilde olunca papatya mor sarı olursa modelimiz menekşe oluyor Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar Evet şöyle ilk önce tülbentimizin kenar tığlama işlemini yapıyoruz. İkişer zincirle tığlama işlemini hazırladım. 696 Nurgül'ün tığ ve iğne yolları YouTube'nin arama kısmına yazarak kenar tığlama işlemini izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şöyle ilk başlar gibi başlayalım. Arka tarafı unutalım. Şöyle tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. 3 zincir bir tane tığ battı yapıyorum. Bu şekilde bir tane tığ battı yaparak başladık ilk başlarken. 4 tane zincir çekiyorum. Şöyle tığımın başını 2 defa doladım. Hemen bir tane tığ battı bırakıp şöyle ikinci tığ battının içine 2 2 ve 2 alarak bu şekilde 3 seferde aldığım bir tırabzan. Bakın 4 zincir tam iyi geliyor. 3 tane zincir çekiyorum. Minik bir tomurcuk. Şöyle tutayım. Geri kalan kısma da 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Evet. Hemen aynı tığ battının trabzan yapmış olduğum tığ battımın içine de 5. sık iğnemi yapıp bakın bu şekilde minik bir trabzan oluşturdum. Hemen hiç zincir çekmeden sık iğne ile diğer yuvaya geçişimi yaptım. Bu şekilde. 7 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 ve 7. Hemen tersine çevirdim. Bu şekilde buraya 3 zincire minik tomurcuğun içine sık iğne ile ipimi sabitledim. 5 tane zincir çekiyorum. Sıkı sıkı 5 zincirimi çektim. Hemen buraya bir tane minik tomurcuk yaptım. Geri kalan kısma da 6 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle bir 2 3 4 5 ve 6 7. yine yuvada yapıyorum yani tığ batlamanın içinde yapıyorum Bakın, bu şekilde şöyle yaprak yerine iki tane sık iğneli trabzan her zaman yaprak veya hutta kirpikli trabzan sıkıldınız o yüzden ben de bu şekilde bir ara suyu tercih ettim bu sefer farklı bir işlem yapalım istedim. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın ara mesafesi olarak iki tane bunu şu yuvamızı yaptık. Zaten ara mesafesi ve bu şekilde çiçeğimizi tutturacağımız yaprağımız aynı işlem. dört tane bu şekilde yapıyoruz. Şimdi örümcek yuvası yapacağız. Hemen bir sonraki tığ battıya sık iğne ile geçişimi yapıyorum. Buraya çiçeğimiz için yuva hazırlayacağız dibine bir tane zincirimi çekiyorum minicik şöyle küçücük zaten ipi uzattığınız boyut örümceğin büyüklüğünü belli ediyor bakın şöyle 8 tane zincir çekiyorum 7 ve 8 hemen buraya örümceği kapattığım noktaya 8 zincirimi kapatıp bu şekilde yuvamızı hazırladık yine bir zincir çekip ilk örümcek boyutunda Şöyle tam yapmaya karar e, gayret edin arkadaşlar. Biri kısa bir uzun olunca güzel durmaz. Şimdi diğer aynı yuvaya yani diğer örümceğimi de kapatıyorum öbürünün yanına. Şöyle hemen sıradaki tığ battıya sık iğne ile geçiş yapıyorum. Bakın şu şekil oluyor arkadaşlar. Şöyle iki tane örümcek ortasında da 8 zincirden yuva. Şimdi aynı şekilde bu yaprağımızı yapalım hemen 4 zincir şöyle iki defa tığımı doladım bir tane atlayıp ikinci 2 2 iki alarak bu şekilde minik bir trabzan yaptım hemen 3 zincir çekiyorum trabzanın arasına kapatıp şöyle minik bir tomurcuk oluşturuyorum geri kalan kısma dört tane sık iğne bir 2 3 ve 4 5. tığ battımın içinde şöyle sabitliyorum hemen diğer yuvaya sık iğne ile geçişimi yaptım bak bu şekilde 7 tane zincir çekiyorum hemen şöyle ters tarafına çevirip bu üç zincirli tomurcuğun arasına 7 zincirimi sık iğne ile kapattım 5 zincir çevirdim düz tarafı şöyle 7 zincirin içine kapattım minik bir tomurcuk ve buraya 6 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 ve 6 7. de aynı bu zincir çekmeye başladığımız tığ battının içine kapatıp bu şekilde de kenar yaprağını tutturma işlemini yaptık şimdi arkadaşlar 3 zincir çekiyorum ara suyuna geçiyoruz bu şekilde şöyle yuva yaparken hiç tığ battımız yok ara suyuna geçerken 3 zincirli geçiyorum bu şekilde ve 1 2 3 4 aynı çiçeğimi tutturacağım yaprağın işlemiyle iki defa tığımı doladım bir tığ battı bırakıp ikinci tığ battıya 2 2 ve 2 şöyle aynı işlem 3 zincirimi çekip kapattım ve 4 tane sık iğne yapıyorum 2 3 ve 4 5. de aynı tığ battıya kapatıp bir sonraki tığ battıya sık iğne ile geçişimi yapıp hemen 7 tane zincir çekiyorum. Çevirdim. Buradaki 3 zincirli yuvanın içinden girip ilmek çıkarıp sık iğne ile sabitledim. Hemen 5 zincir düz tarafına döndüm. Kapatıyorum buraya 5 zincirimi tomurcuk olarak ve 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 şöyle 4 5 6 7. de aynı tığ battıya kapatıp şöyle sabitledim ve 3 zincir. 3 zincirimi çekiyorum. Tığ battığımın içine sık iğne ile sabitliyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde çimenimiz oluşuyor bakın. Sadece ortada örümcekten 8 zincirli yuvamız var. Şimdi bunu da üzerine çiçek yapıp buraları kenarlardan tutturup sabitleyeceğiz. Şöyle çimenimize bir bakalım bakın. Şöyle ikinci trabzan göbekli duracak arkadaşlar. O şekilde tasarladım, hazırladım. Evet. Şimdi geçelim. İpimi tığıma tutturdum. Şimdi modelimizi alıyoruz. Bakın bu şekilde ters tarafına çevirelim. Hemen bakın bu 5 zincirden tomurcuk yaptığımız yuvanın içine sık iğne ile ipimi sabitledim. 2 defa tığımı doladım. Bu ters tarafındayız arkadaşlar. türbentimizin yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2 2 ve 2 olarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Şimdi minik minik örümceklerden yuvalar hazırlayacağız buraya dibine bir zincir çektim şöyle tığım içinden geçecek kadar bakın şöyle altı tane trabzanı sığacak kadar minik minik örümcekler yapıyoruz iki defa tığımı doladım şöyle yuvaya giriyorum şöyle 2 ve iki üç seferde şöyle kalın kalın trabzanlar yapacağız yine bir zinciri dibine çekip hemen şöyle minik bir örümcek yapıyorum bu şekilde örümcekleri hepsini bir ayarda yaparsanız güzel durur arkadaşlar o yüzden şöyle biraz daha dikkatli evet, üç seferde trabzanım aldım dibine bir zincir yine şöyle hafif ipimi belli belirsiz uzatıp içinden şöyle geçip iki defa tığımı doladım buraya iki 2 ve 2 alarak trabzan yaptım. Şu şekil. Tutayım daha güzel gözüksün. 3 tane oldu. Yine dibine bir zincir. Şöyle örümceğin arasından geçip minicik bir örümcek yapıyorum. 2 defa tığımı doladım. Şöyle yaptıklarımızı sağ tarafı çekelim. Diğer 3 taneye yuva açılsın. Aynı şekilde 2 2 ve 2. Dibine bir zincir. Şöyle minik bir örümcek. Örümcekten yuva. 2 defa tığı doladım. Aynı bu. 8 zincirin arasına giriyorum. 2 ve 2. Şimdi 6 tane olacak. 3 4 5. Sonuncuyu da yapalım. Hemen dibine bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi hafif uzattım. Şöyle örümceğimizi hazırlayıp iki defa tığımı doladım. 2 2 ve 2. Hemen buraya tomurcuğumuzun içine sık iğne ile geçiş yapıyorum. Şöyle tekrar girelim. Evet. Şimdi bir zincirle dönüşümüzü yapalım arkadaşlar. Bu örümceğin iki katından girip Yuva deniyoruz. Bakın buraya yapraklarımızı yapacağız. 3 zincir çekiyorum. 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2 2 ve 2. 3 4 Şöyle tekrar 2 defa tığımı doladım. Şöyle 2 2 ve 2. Bakın. Kenardaki 3 zincirle beraber 5 tane oldu. Yine 3 zincir çekip örümcekli yuvaya şöyle kapattım. Diğer örümcekli yuvaya da sık iğne ile geçiyorum. Bakın. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 3 zincir 2 defa tayı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2 2 ve 2 iki defa tayı doladım yuvaya giriyorum 2 2 ve 2 3 4 5 ve 6 1 2 3 zincir örümceğimin içine yine 3 zincirimi kapattım diğer örümcek iki kattan tek kat aşağı gelecek şekilde Bakın iki tanesini yaptık. Diğerleri de aynı şekilde dört tanesini de hızlıca yapalım. Üç zincir iki defa tığı doluyorum. Şöyle iki, iki ve iki, iki, iki ve iki. Dördüncü. İki defa tığı doladım. Şöyle iki, iki ve iki. Evet. Bir. 2 3 zincir hemen böyle iki telinden girip sabitliyorum diğer yuvaya da sık iğne ile geçiş yapıyorum 1 2 3 zincir bu şekilde ikişer ikişer alınca trabzanlar çok güzel duruyor arkadaşlar Bakın, püf noktası değil diyorum ya bazen bunun püf noktası da şöyle iki defa doladıktan sonra bakın sıkı sıkı ve sıkı hiç uzatmadan birbirine yakın çekmek yani Şöyle 2 2 ve 2. 2 defa tayı doladım. Şöyle 2 2 ve 2. 5 oldu. 3 zincirimi çektim. Hemen yuvaya girip sabitliyorum. Sıradaki yuvanın içine sık iğne ile geçişimi yapıp Bakın iki tane yuvamız kaldı. Hemen onları da yapıyoruz. 3 zincirin üzerine 2 defa tayı doladım. Şöyle 2 2 ve 2 hemen 2 2 ve 2 bakın arkadaşlar şöyle 2 2 ve 2 2 2 ve 2 bakın. kenarda çektiğim 3 zincirle beraber 5 oldu şimdi yine 3 zincir çekip 6 yı buraya kapatıyorum direk hiç zincir çekmeden şöyle iki telinden gireceksiniz. Bakın şu son yuvamız. Hiç zincir çekmiyorum. Direkt sık iğne ile geçiş. 1 2 3 zincir. 2 defa tığımı doladım. Şöyle 2 2 ve 2. Iki. iki telinden giriyorum. 2 2 ve 2. 3 dört beş ve 3 zincir. Hemen buraya sık iğne ile sabitliyorum. Yuvanın içine girip bu şekilde sık iğne ile geçiyorum. Evet. Bakın arkadaşlar. Şöyle kalıp gibi papatyalar hazırladık size. İpimizi de koparalım. Şöyle. Hemen bunları yakıp temizleyip geleyim arkaya çekip arkada yakalım. Evet şimdi ortasını kirpiğini yapacağız. Bakın arkadaşlar şu kenar kısımdan şöyle örümcekle trabzanın kenar kısmından şöyle girip ortadaki yuvamızdan tığımızı çıkardık. Şöyle tekrar kenardan gir ortadan çık. Buraya bu şekilde sık iğne ile sabitleyeceğiz. Şöyle yeşil yuvaya sabitledim. Şimdi bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine bakın şu şekil oldu. Sık iğneyi kenara sabitledim. Bir defa doladım. Şimdi yuvanın içinden şöyle kenardan çıktım. Demin kenardan yuvaya girmiştim. Şimdi yuvadan kenara girip çıkıp şöyle buraya bir trabzan yapacağım. Bakın bir kirpikler için yuvayı bu şekilde hazırlıyorum. Rahat oluyor bizim tığ battığımız trabzanımız buraya dört tane zincir çekiyorum ve dört tane de kirpik yapacağım bakın dört zincir 4 kirpik 4 zincirimi çektim bu yaptığımız trabzanla dolduruyoruz 4 zincir yuvaya girdim 4 zincir trabzanın arasına bu şekilde kapattım. Şöyle 4 zincirden 4 tane kilpik olunca hemen kapatıyorum bu şekilde. Şöyle bakın. O yuvanın üzerine bu şekil gelecek bak. Şimdi ben ipleri yakayım. E, yakmadan önce şurayı da yapalım arkadaşlar. Hemen ipimi tığıma tutturuyorum. Ve buraya 5 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Yine 4 zincir. Kapattım. 4 zincir. Kapatıyorum. 2 3 4 zincir. 4 zincir. Buraya yuvanın içine kapattım. Şöyle ipim kalmadığı için bir zinciri de dibine çekiyorum ve ipimi koparıyorum arkadaşlar kesiyorum yani daha doğrusu evet şöyle Bakın. ikinci sık iğneli trabzana yapmış olduğumuz beş tane zincirli yuvanın içine de dörder zincirden bu şekilde dört kirpik yaptık hemen ipleri yakıp temizleyip gelelim Evet arkadaşlar modelimi tamamladım bakın şöyle hafif ütülemeyince bu papatyalar arkadaşlar düzgün durmuyor Aslında ben bunun adını portakal çiçeği koyacağım arkadaşlar Şöyle portakal çiçeğine daha çok benzedi bunun adı portakal çiçeği olsun çok da hoş ve güzel oldu Arkadaşlar şu sık iğneli trabzanlarda çok yakıştı gerçekten elime sağlık elimize sağlık yapan herkesin eline sağlık arkadaşlar. Sadece benim değil. Gerçekten portakal çiçeği çok hoş oldu. Hafif de arkadaşlar. Yapılışı da bir zorluk yok görüyorsunuz. Bildiğiniz trabzan sık iğne bilen herkes bu modeli yapabilir. Şöyle bir yakın tutayım. Ben bayıldım arkadaşlar. Gerçekten çok hoş oldu. Şu iyi ki bu renkleri tercih etmişim yani. Şöyle sizlere böyle hoş ve güzellik sunduğum için kendimle de gurur duyuyorum. Mutlu oldum yani. insan bu kadar güzellik çıkacağını bilmiyordum. Yani tek yapınca bile beyazla çok uyum oldu. Bakın arkadaşlar. Şöyle turuncu. Bana mı çok güzel geliyor acaba? Renkleri çok hoş oldu şöyle kalıp gibi de bir model oldu sadece şu papatyanın ve örümceklerini yaparken o da ütüleyince bu hale alıyor bakın arkadaşlar şöyle ters tarafını hafif değdirdim acele size videoya Allah'a sınarladık demek için hemen sürüp geldim şöyle yanda sürdüm hemen masanın üzerinde daha doğrusu bakın arkadaşlar şu güzelliğe Evet Sizler de arkadaşlar emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok aşırı aşırı derecede yarı yarıya düştü. Hem izlenimler hem beğeniler hem yorumlar arkadaşlar. Şöyle çok hoş oldu. İnşallah sizlere şöyle daha güzel videolarda buluşmak için Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın. da başından ayrılamayacağını sanırsam arkadaşlar muhakkak bir siyah yazmanın üzerine bunu deneyin